Yaşamın en hızlı büyüme ve gelişme dönemini oluşturan gebelik ve ilk 2 yaş ilk 1000 gün olarak adlandırılır. İlk 1000 günde doğru beslenme, bebeğin büyümesi, zeka gelişimi ve yaşam boyu sağlığı açısından çok önemlidir. Bu dönemdeki doğru beslenme hayatın geri kalanı için mucize yaratır. Erken dönem anne bebek beslenmesinin çocuğun ileriki yaşlardaki sağlığına katkılarını biliyor musunuz? Bebeğin sadece gelişimi veya büyümesi açısından değil, aynı zamanda ileriki yaşlarda karşılaşabileceği obezite, diyabet gibi kronik hastalıkların oluşma riskini de azaltıyor. Gebelik sırasında anne karnındaki bebeğin gelişimi için tek beslenme kaynağı annesidir. Annenin sağlıklı beslenme alışkanlıkları, annenin kendi sağlığı, bebeğin anne karnındaki büyümesi ve gelişmesi ve çocuğun uzun vadeli sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olan gen yapılanmasını doğrudan etkileyebilir. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi önerilir. Anne sütü, bebeğinizin gelişimi için gerek duyduğu tüm içeriğe sahiptir. Bebeğiniz her istediğinde ve her ağladığında emziriniz. Bebeğiniz günde 6-8 kez idrar yapıyorsa, ilk 6 ay boyunca ağırlığı ayda 500 gram ya da haftada 150-200 gram arası artıyorsa anne sütü yeterlidir. Emziren anne hem kendi besin öğeleri depolarını dengede tutmak hem de bebeğine verdiği sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmezse kendi vücut depolarından harcar. Bu da sağlığının bozulmasına ve yetersiz süt salgılanmasına neden olur. 6-12 aylık bebeğinizin temel besin kaynağı hala anne sütü olmalıdır. 1 yaşından küçük bebeklere inek sütü verilmemelidir. Diğer tüm zararlarının yanı sıra 1 yaşından küçük bebeklerde inek sütü veya keçi sütü tüketimi, demir eksikliğine ve anemiye sebep olmaktadır. Lütfen uygun devam sütünü hekiminize danışınız. Bebeklere 6-8 ay arasında vereceğiniz katı gıda miktarı en fazla 2 öğünü, 9-12 ay arasında ise 3 öğünü geçmemelidir. Bir öğünde en fazla 1 çay bardağı katı gıda verilmelidir. Eğer bundan fazla veriyorsanız anne sütü yerine veriyor olabilirsiniz. Anne sütünü eğer gerekiyorsa ancak bebeğinize uygun devam sütüyle tamamlayabilirsiniz. Lütfen hekiminize danışın. Anne sütünün olmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda katı gıda miktarını artırmak yerine devam sütü tercih edebilirsiniz. Anne sütü yerine katı gıda verilmesi ileriki yaşlarda obeziteye ve tansiyon hastalıklarına neden olabilir. Bu dönemde anne sütü ile ilgili tüm sorularınızı hekiminize danışınız. Katı gıda verirken anne sütü kesilmemeli ve azaltılmamalıdır. 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmelidir. Anne sütü yoksa veya azsa katı gıda miktarını artırmak yerine hekime danışarak devam sütü tercih edilebilir. Su, pirinç unu ve şeker karışımı ev mamalarından kesinlikle kaçınılmalı. Katı gıdalar temiz hazırlanmalı ve bekletilmeden verilmelidir. Mucize sende!